görmüş olduğunuz krem renkli otel, kahverengi pencereleri var. Orası Mekke Hilton Otel idi eskiden. Şimdi ise Millennium Otel oluyor. İsimlere takılmayın, hafızada kalsın diye söylüyorum. Yoksa tabii ki ben de kimsenin reklamını yapmak istemiyorum yani. Orası Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın evinin olduğu yerdi. Hazreti Ebubekir'i biliyor musunuz? Bilirsiniz değil mi? Allah Resulü'nün veziri, Halifeti Resulullah, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın halifesi. Asıl ismi Abdülkabe, Kabe'nin kulu anlamında. Bekir isimli bir oğlu olmamasına rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona Ebubekir ismini veriyor. Ebubekir bin Kuhafe, Beni Teyim'den, Teyim oğullarından. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde dedik ya, Mekke'nin olduğu bu dönemde ailelerin bulunduğu yerler kabile kabile belli yerleri noktalamışlar. Teyim oğullarının olduğu bölgede orası. Hatta eskiden burada Kemal abi o zamanlar tabii ki kısmen hatırlamıyor. Orada Ebubekir Mescidi vardı. Hilton'un olduğu yerde. Sonra o mescidin olduğu bölgeleri yıktılar, yerine bunları yaptılar. Şu ilk katta şöyle büyük cami pencereleri gibi pencereler görüyorsunuz. Orası gördüğünüz pencereler şu tam karşınızdaki otel. Gördünüz, orası mescittir. Kabe'ye bağlıdır, kapısında yazar. Şeydir, Mescid-i Ebubekir diye. Ebubekir mescidini yıktık ama otel yapsak da bir katını da mescide ayırdık. O da Ebubekir ismini verdik derler kendilerince. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buraya çok kez uğramıştır. Niye? Sadık dostudur. Yakın arkadaşıdır. Allah Resulü ona, Allah seni cehennemden azat etmiştir. Senin adın Atık'tır der. O yüzden ona Atık ismini söylerler. Ama onun en meşhur olduğu sahne yine bu gözünüzde canlandıracağınız bir sahne. Nedir o sahne? Peygamber Aleyhisselam 619 yılında Miraç'tan dönüyor. Miraç'tan çıkıp Miraç'tan dönüyor. Miraç'a çıktığı pembe sütunun olduğu yeri göstermiştim. Ayrıyeten yine gücünüz yeterse içeri de gideriz. Bütün her şeyi bir dip tavaf yaptıktan sonra Kabe'nin olduğu yerde kısaca anlatmaya çalışırız. Orada Peygamber Aleyhisselam anlatıyor. Ben Miraç'a çıktım. Şöyle yaptım, böyle yaptım, böyle ettim. Yalanlıyorlar. Bize pencerelerini anlat. Böyle bir şey varsa tarif et. Peygamber Aleyhisselam Allah oranın görüntüsünü karşısına çıkarıyor. Dikkat etmemiş. Mescid-i Aksa'nın şu kadar kapısı var. Şöyle girişleri var. İnanamıyorlar. Bir grup çıkıyor. Hemen Ebu Bekir'in evine geliyor. Gözünde canlandırın. Kabe'den açtı. Ya ne diyor bu ya? Gidelim. Gidiyorlar Ebu Bekir'in evinin olduğu yere. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın evinin olduğu yere geldikleri zaman, Ebu Bekir, buradan bir insanın Kudüs'e gitmesi ne kadar sürer? Diyorlar ki bir hafta 15 gün. O kadar sürer. Diyor ki senin peygamberin diyor ki ben bir göz açıp kapama mesafesine gittim diyorlar burada. Bunu o mu söyledi? O söyledi. O söylediyse doğrudur diyor. Çıkıyor hemen buradan evinden. Yürüyor Kabe'nin olduğu yere doğru. Resulullah Aleyhisselam yalnız, insanlar onu dinlerken şüphe içinde. Ebu Bekir gelip diyor ki miracın mübarek olsun ya Resulallah. Allah Resulü ondan o kadar memnun. Diyor ki sen sıddıksın, doğrulayıcısın. Onun ismi o yüzden Sıddık kalıyor. İşte o olayın yaşandığı yer bu evin olduğu yerde. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Erkam'ın evinden çıkıyorlar. Diyorlar ki camiye, Kabe'ye gidelim ya Resulallah, beraber ibadetle meşgul olalım. Beraberce meşgul olduklarında sıkılıyor musunuz? Hayır. Ebu Bekir radıyallahu anh'la beraber ibadet etmek için gittiklerinde Utbe bin Rebiya ve bazı müşrikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a saldırıda bulunmaya çalışıyorlar. Saldırıda bulunmaya çalıştıkları dönemde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı korumaya çalışırken Ebu Bekir radıyallahu anh'ı çok kötü dövüyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anh baygınlık geçiriyor. Resulullah Aleyhisselam'a saldırıysa oradakileri engelliyorlar ve evine getiriyorlar. 2-3 gün kendine gelemiyor şu evin olduğu yerde. 2-3 gün sonra kendine geldiğinde Hazreti Ebu Bekir gözünü açtığında ilk sorduğu şey şu annesine. Anne, Resulullah nerede? Resulullah'ın durumu nedir? Onu incitmişlerdi, ne oldu? Yüzü